Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere Teknofest için hazırladığımız projemizden bahsetmek istiyorum. Bu projenin ayrıntılarını vereceğim. Böylece siz de bu proje hakkında hem bilgi sahibi olacaksınız hem de eğer isterseniz kendiniz projeyi yapabilir veya geliştirebilirsiniz. Projemiz Teknofest'te eğitim teknolojileri yarışması alanında yarışan bir proje. Finale kalmış bir proje. Projemizin genel amacı eğlenceli şekilde, eğlenceli bir şekilde bir matematik yarışması yapmak. Ama bu yarışmayı sadece cep telefonuyla değil, aynı zamanda yarışan robotlarla da birlikte yapmak. Yani projemizde ne var arkadaşlar? Projemizde iki adet oyuncak araba olacak, oyuncak robot olacak ve bir yazılımımız var arkadaşlar. Robogo adını verdiğimiz bir yazılım yaptık, Android uygulaması yaptık. İki tane yarışmacı cep telefonlarından bu Robogo uygulamasını yükleyecekler ve kendi ve bazı bilgileri girdikten sonra kendi arabalarıyla Bluetooth üzerinden cep telefonlarını eşleştirecekler. Mesela yarışmacı bir bu arabayı, yarışmacı iki de bu arabayı eşleştirecek. Ve daha sonra başta komutuyla ikisi, her ikisi de yarışmaya başlayacaklar. Yarışmaya başladıkları zaman önlerine matematik soruları gelecek. Aynı şuradakine benzer basit matematik soruları gelecek. Ve dört tane şık gelecek. Yarışmacılar doğru şıkkı verdikçe kendi robotları ileri doğru gidecek. Eğer dört yanlış cevap verirlerse geriye doğru gidecek. Her yanlış cevapta geriye gitme yok. Eğer yanlış cevap verirlerse robot sadece olduğu yere duruyor, ilerlemiyor. Ve amaç burada finish noktasına en hızlı bir şekilde gelmek. Yani iki tane robotumuz var, iki tane yarışmacımız var, bir de aplikasyonumuz var. Aplikasyonumuzun adı da RoboGo isminde bir aplikasyon. Ondan da ayrıntılarına ileride size bahsedeceğiz. Hatta bu aplikasyonu nasıl yapabileceğiniz ilgili, de, ilgili de videoları bulacaksınız. Yani bu proje ait her şeyi siz kendiniz isterseniz yapabileceksiniz. Peki malzeme olarak neler lazım bize? Bize malzeme olarak öncelikle iki tane oyuncak araba lazım. Herhangi bir kırtasiyeye gidip bir iki oyuncak araba bulabilirsiniz. Ee, belki de bu robotu yapmanın en zor kısımlarından bir tanesi de bu arabaları size uygun şekilde tasarlayabilmek. Biz proje için şöyle bir oyuncak araba Bulduk. Bundan daha büyüğünü veya daha küçüğünü alabilirsiniz. Önemli olan içine devrelerinizin sığması. Şimdi bu nasıl yapacağımızı göstermeden önce. Tabi önce tekerleri takmamız gerekiyor. İsterseniz önce ondan biraz anlatalım. Bu üst tarafı söktüğümüz zaman arkadaşlar aşağıda böyle bir zemin ortaya çıkacak. Şu tekerleri buradan ne yaptık arkadaşlar? Çıkardık. Daha sonra bunları burasını keseceğiz arkadaşlar. Biraz da işte izleri göz gözüküyor aslında. Bir tane kullanacağımız sarı motorlar var. Gösterelim şu motorları göstereceğiz. Yani motorları buraya takacağız arkadaşlar. Buraya takmak için burayı keserek yapmanız gerekiyor ki aynı hizada olsun yoksa yüksekte veya alçakta kalabiliyor. Bunun ayarını yapmanız gerekiyor. Yani motorları bu şekilde yerleştirip etrafından bu şekilde bir kalemle çizip sonra ne yapacaksınız bunu? Orayı keseceksiniz. Orayı kestiğimiz zaman bakın şöyle bir hal alacak ve motor buraya ne yapacak? Rahatlıkla girebilecek. Böyle şu beyaz olan ucu yani teker takacağımız ucunu aşağıya doğru getirmiş olacaksınız. Üste takarsanız çok yukarıda kalacaktır. Alta takarsanız çok yüksek olacaktır. O yüzden böyle bir işlem yapmanızı tavsiye ediyoruz. Tabii böyle bir işlem yaparken de çok dengeli takmanız lazım. Eğer dengesiz takarsanız bir taraf oturacak, bir taraf oturmayacaktır ve arabanız güzel gitmeyecektir. Eğer öyle bir durum yaşarsanız ağırlık koyarak bu durumu çözebilirsiniz. Arabanın içerisine bir ağırlık koyup bastırılmasını sağlayabilirsiniz. Evet bu şekilde keseceksiniz. Bu şekilde kestikten sonra sarı motorlarımız var tabi. Bunlar piyasadaki en ucuz DC motorlar. Başka ne tür motorlar olabilir? bunun haricinde RAC servo motorlar var. Bu işe yaramaz bizim kullandığımız yerde. Step motorlar var. Belki step motor kullanabilirsin ama daha pahalı. Bu motorlar piyasadaki en ucuz olan motorlar. DC motorun üzerinde nedir arkadaşlar? Artı ucu var, eksi ucu var. Şu anda burada lehim yapılmış halini görüyorsunuz. Aslında bunlar şu şekilde geliyor. Bu şekilde geliyor size. Şu uçlara ne yapmanız lazım? Lehim yapmanız lazım ama uçlar biraz hassastır, dikkat edin. Buraya çok fazla kalın tel yapmayın. Gerçi buradan biraz akım amper geçecek ama çok ince tel de olmasın tabii. Bu uçları kırmamanız gerekiyor kullanırken veya buraya bir silikon dökebilirsiniz lehim yaptıktan sonra. Eğer lehim yapmayı bilmiyorsanız kablonun ucunu biraz daha fazla açıp kıvırarak ve bantlayarak da gene güzel bir sıkıştırarak bu işlemi sağlayabilirsiniz. Ne dedik? DC motorun iki tane ucu var, ucu var arkadaşlar. Bir tanesi artı uç, bir tanesi eksi uç. Gerçi hangi ucun artı eksi olduğu önemli değil ama bu sadece dönüş yönünü değiştirir. Şimdi elimizde bir tane gerilim olacak değil mi? Buna bir gerilim vereceğiz motor dönmesi için. Eğer artı gerilimi buradan, eksi gerilimi buradan verirsek motor bir yöne dönecek. Eğer tam tersi yaparsak öbür yöne dönecek. Yani artı ve eksileri değiştirmek motor yönünü değiştirecektir. Tabii motorlarımızın çalışma gerilimleri var. Bizim motorumuz 5 volt, 12 volt çalışabilir. Ne kadar çok gerilim verirseniz o kadar fazla hızlı dönecektir. Ne kadar az gerilim verirseniz o kadar yavaş dönecektir. Aslında motor bunun ucunda küçücük bir parça arkadaşlar şurada. Bunun içerisinde bir rediktör mekanizması var. Yani dönen dönme sayısını kuvvetlendiriyor. Rediktörle kuvvetli hale getiriyor. Burada öyle bir sistem var. O yüzden böyle bir uzunluk var arkadaşlar. Eğer şu motorunuz bozulursa şu kelepçeyi çıkartıp içerisindeki motoru çıkartıp yenisini alıp takabilirsiniz. Veya motoru tamamen de alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu şekilde bir bantlama yapabilirsiniz. Bunlar oynayınca içerisi şey olmasın diye, siz söyleyin, kırılmasın diye parçalar. Tabii bunu yerleştirirken motorun her iki tarafında da şey var arkadaşlar. Motorun her iki tarafında da, tekrar geri gelelim ona. Neredeydi o? Evet, motorun her iki tarafında da ne var? Şu uçlardan var. Bakın şurada biraz daha gözüküyor. Bir sağda bir solda bakın. Tekerin takılacağı iki tane uç var. Şu öbür taraftaki ucu ben ne yaptım? Kestim buraya sürtüneceği için. Sürtünme olmasın diye. Buradaki ucu kestim. Yani içteki olan ucu ne yapmanız lazım? Şu ucu kesmeniz gerekiyor. Mesela burada hangi uçları keseceksiniz? Bir buradaki ucu keseceksiniz ve buradaki ucu keseceksiniz. Tabii sıcak bir şey malzemeyi kullanarak, sıcak bir şeyi eriterek, bastırarak burayı eriterek kesebilirsiniz. Şuradaki uçları kesebilirsiniz. Şu diğer uçlara da teker takılacak buralar arkadaşlar bu şrede takılacak, teker takılacak. Tabii buna uygun bir teker de satın almanız gerekiyor. Yani satın alacağınız malzemeler iki tane motor, bunlara takılacak bir teker. Tekerler benim arabamda arkadaşlar 5 cm çapında. Benim arabamın tekerleri 5 cm çapında. Piyasada değişik çapta tekerler var. Bu motorun kendine ait tekerler de var. Onlar biraz daha büyük. Onlar bunlara biraz büyük geliyor. Sizin kullanacağınız arabaya göre değişik tekerler alabilirsiniz. Şimdi Şöyle bir gidelim. Bakın bunu yaptık. Önce şu şamayı gösterelim size. Arkadaşlar şöyle bir şama kullanacaksınız aslında basit olarak. Neler lazım bize? İki tane motor dedik. Bunu söyledik arkadaşlar. Bir tane motor sürücü kartı lazım. Motor sürücü. Motor sürücümüzün adı da L298N. Piyasadaki en ucuz motor sürücülerden bir tanesi. Motor sürücüyle iki tane motoru aynı anda sürebiliyorsunuz. Şurada bağlantılar var. Bu bağlantıların nasıl olacağını size söyleyeceğiz. Burada da güç bağlantıları var motor sürücümüz var. Bir de ne var arkadaşlar? ESP32 kullandık biz. Arduino gibi bir şey yani. Arduino da kullanabilirsiniz. Ama Arduino kullandığınız zaman bize Bluetooth özelliği lazım. Bluetooth özelliği için bir e, cihaz daha almanız gerekir. Ama ESP32 alırsanız arkadaşlar bunun üzerinde hem Bluetooth'la ve eğer isterseniz Wi-Fi ile aracınızı kontrol edebilirsiniz. Özellikle bir e, mikrodenetleyici. Içerisinde çok daha güçlü bir mikrodenetleyici, bir sürü özelliği var. IoT işlemlerinde yani nesnelerin interneti işlemlerinde, Internet of Things dediğimiz nesnelerin interneti işlemlerinde kullanılan bir mikrodenetleyici ESP32. Bunun çok çeşitleri var. Size en ucuz olanı işinizi görecektir arkadaşlar. En ucuz olanı alabilirsiniz. 30 bin olanları var, 38 bin olanları, var. 30 bin sizin için yeterlidir. Ne lazım biz arkadaşlar bir de pil lazım. Bu işte en büyük problem bence pil bir lipo pilde kullanabilirsiniz eğer uzun sürede bu işi yapmak istiyorsanız veya 9 voltluk bir pilde kullanabilirsiniz. Şimdi bağlantılardan buradan biraz bahsedelim aslında. Eğer bu şemayı iyice anlarsanız bu bağlantıları yaptığınız zaman aracınız hazır hale gelecektir. Yani sizin kullanacağınız robot araç hazır hale gelecektir. Bağlantıların şunlar. İlk önce pilin artısını bakın şu sürücümüzün artı 12 volt yazan kısmına bağlayacağız. Pilin artısını Sürücümüzün artı 12 volt olan kısmına bağlayacağız. Eksisini de ortadaki GND ucuna bağlayacağız arkadaşlar. Artı ve eksiyi nereden alacağız? Sürücümüze pilden vereceğiz. Yani pille motor sürücüyü enerjilendireceğiz. Şimdi motor sürücümüzde arkadaşlar içerisinde bir entegre var. O entegre ile 5 volt çıkış verebiliyor. Bakın şu yandakinden de 5 volt çıkış veriyor arkadaşlar. Bu çıkışı nereye vereceğiz arkadaşlar? ESP 32'mizin V in girişine 5 volt yazan yerine arkadaşlar. Burada 5 volt yazan bir pini var arkadaşlar. Sürücümüzü ESP 32'yi bu şekilde tuttuğunuz zaman şu sol alttaki uca girebilirsiniz arkadaşlar. Yani biz sürücümüzü besleyeceğiz. Sürücümüzden de mikro denetleyicimizi besleyeceğiz. ESP 32'mizi besleyeceğiz. Tabi tek bu şekilde uçla besleme olmaz arkadaşlar. Bütün devrelerde her zaman ne yapılır? Genedirlerin hepsi birleştirilir. Bu GND ucunu pilden almıştık ya, Tekrar buradan ikinci bu uç çıkarıp arkadaşlar bunu ESP32'nin herhangi bir GND ucuna ne yapmamız gerekiyor? Bağlamamız gerekiyor. Böylece artı ve eksiyle de ne yapmış olduk? Bu mikrodenetleyicimizi beslemiş olduk. Bunun dışında neler var arkadaşlar? Bunun dışında motorlarımız var. Motorlarımızı bu motor yerlerine bağlayacağız arkadaşlar. Motor yerlerine bağlarken tabii ki dönüş yönü önemli olacak bizim için siz herhangi bir şekilde bağlayın. Eğer dönüş yönünde problem yaşıyorsanız şu uçları ne yapmanız gerekecek? Değiştirmeniz gerekecek. İşte bu sarıyı aşağı, yeşil yukarıya. Yani motoru ters çevirmeniz. Yani kablolarını ters çevirmeniz gerekecek. Motorun kablolarını ters çevirerek dönüş yönlerini ne yapmanız lazım? Ayarlamanız lazım. Mesela her ikisi de aynı yönde dönüyorsa motor ileri gitmez arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bu motor sağa dönerken bu motorun sola dönmesi gerekir biraz düşününce anlayabilirsiniz veya deneme yaptığınız zaman bunu kendiniz görür, değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir de burada arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane daha bağlantı var arkadaşlar. Bunları biraz daha başka bir resimden bulup gösterelim size. Evet burada sürücünün gerçek halini görüyorsunuz arkadaşlar. Yukarıdan bağlantısını görüyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz entegre sürücünün kendisi. Bu bir soğutucuya bağlanmış ısıtacağı için. Gerçek işlem yapan kısım burası. Bunun içerisinde iki tane haş köprüsü var kısaca söylemek gerekirse. Bakın şurada da şu entegre arkadaşlar. Şu entegre. işte bize 5 volt veren entegre. 7805 entegresi. şu bağlantıları mı söylemiştik. Buraya out 2 yazan yere motor bağlıyoruz arkadaşlar. ikinci motoru. Out 3 yazan yere de Out 2 ve 3 yazmışlar. 1 ve 2 de olabilirdi. Yani buraya bir motor bağlıyoruz. Buraya da diğer motoru bağlıyoruz arkadaşlar. Sağ motor, sol motor diyebiliriz. Şunları daha önce de açıklamıştık arkadaşlar. Bunları daha önce açıklamıştık. En soldaki artı 12 volt olan giriş. Şurada yukarıdan okunmuyor şu anda ama okunabilir eğer daha çok çevirebilirsek. Bu ortadaki GND. Bu da artı 5 volt çıkışı. Artı 5 volt çıkışı ESP'ye ve GND'den ESP'ye gitmek için kullanıyorduk. Bakın şurada bir tane şey var arkadaşlar. Ee, neyin bunun ismi diyelim bir e, iki tane iletkenin birbirine bağlayan e, hidir e, bağlantı pini var arkadaşlar bu bağlantı pininin takılı olması şu anlama geliyor eğer bu bağlantı pininin takılıysa varsa ya yani burada zaten üzerine var olarak gelecek artı 5 volt çıkışı alabilirsiniz bunu sökerseniz arkadaşlar buradan artı 5 volt çıkışı ne yapamazsınız alamazsınız peki niye sökmemiz gerekir eğer bu şeye sürücüye 12 volttan fazla gerilim verecekseniz bunu sökmeniz gerekiyor. Çünkü 12 volttan fazla gerilimler bizim 78.05'imizi ne yapabilir? Bozabilir. Ama motor sürücümüz hala çalışmaya devam eder. Yani de yüksek gerilimde kullanacaksanız bu motor sürücüyü burayı sökeceksiniz. Bu zaman ESP'yi başka bir şeyden, başka bir yerden besleyeceksiniz. Biz şuraları anlatacaktık arkadaşlar. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ucumuz var arkadaşlar. Altı tane uç var. Bunlardan iki tanesi soldakine ve sağdakine böyle iki tane şey bağlanmış. Yine pinleri birbirine bağlayan. Bundan şu an isimlerini unuttum arkadaşlar. iki pili bağlayan bir şey bağlanmış. bunlar buradan sökmemiz gerekiyor. Bunların bağlı olması demek hız kontrol edemeyeceksiniz demek. Maksimum hız vereceksiniz demek. Bunlar bağlıken arkadaşlar maksimum hızda gider robotunuz. Halbuki biz robotumuzun hızını kendimiz kontrol etmek istiyoruz. O yüzden bunları sökmemiz gerekiyor. Şimdi bu e, uçları sırayla sayarsak arkadaşlar burası ENA denilen bir uç. Burası IN1, IN2, IN3, IN4 ve burası da ENB denilen bir uç. Şu ilk baştaki 1, 2, 3 tanesi soldaki motorla ilgili olan uçlar. 1, 2, 3 tanesi de sağdaki motorla ilgili olan uçlar. Soldaki motor, motorun hızını buradan ayarlıyoruz. ENA diye yazılıyor. Biraz sonra yazılışını göstereyim size. Sağdaki motorun hızını da buradan ayarlıyoruz. E, N, B diye yazılıyor arkadaşlar. Evet az önce anlattığım E, N, A, in1, iki in 2 in3 yazılarını programın kendisinden göstereceğim. Yani Arduino kodlarını yazılmış programdan göstereceğim. Programın ismi RoboGo Inno. Bunu da zaten açıklayacağım size ne olduğunu. Şimdilik sadece bu yazıları göstermek için açıyorum. Normal Arduino programımız. Yani ESP32 Arduino ile ne yapabiliyoruz? Program ne Programlayabiliyoruz. Bildiğimiz Arduino komutlarıyla herhangi bir farklı bir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi Arduino Shield değil, biz şunu kullanacağız arkadaşlar. Şunu da göstermiş olayım. Mesela biz iki türlü motor sürücü kullandığım için böyle yaptım. Şu anda bunu up, pasif edeyim mesela. Buraya gelip arkadaşlar comment, uncomment. Uncomment yaptığım zaman bunu pasif yaptık. Biz bunu kullanacağız. Bunu kullanacağımız zaman ne yapacağız arkadaşlar? Buraya gelip buna tekrar bastığımız zaman bunu aktif yaptık arkadaşlar. Yazılarımızda nerede arkadaşlar? Yazılarımız şunlar bakın arkadaşlar. E, N, A. in 1, in 2, in 3, in 4, ve ENB. Yazılarımız bunlar arkadaşlar. Bu komutlar ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar, burada da ENA'yı nereye bağlayacaksınız? in 1'i nereye bağlayacaksınız? in 2'yi nereye bağlayacaksınız? in 3'ü nereye bağlayacaksınız? in 4'ü nereye, nereye ve ENB'yi nereye bağlayacaksınız? Onları buraya yazıyorsunuz. Bunlar 23, 22, 21, 19, 18, 5 neye ait arkadaşlar? ESP 32 ait pin numaraları. Şu içinde yazan pin numaraları arkadaşlar. İçinde yazan numaralara bakacaksınız. D yazanlara. Biz hangilerini kullanmışız? 23, 22, 21. Mesela 23, 22, 21'e bakalım. 23, 22, 21. Nerede bakın arkadaşlar? Şurada bakın. 23, 22 var. Sonra t, x, x var. Bunları atlıyorsunuz. 21 şurada. Şu bakın arkadaşlar. 23, 22 ve 21. Ne no pinler? Bu üçünü kullanmışız. Daha sonra 19, 18 ve 5 ne no pini kullanmışız? Buradaki pinleri kullanmışız arkadaşlar. Peki bunun bu pinleri kullanmak zorunlu mu? Hayır. Siz de boşta olan D yazan herhangi bir pini kullanabilirsiniz. TX RX kullanmayın lütfen. Onlar başka bir işe yarıyorlar. Yani siz de ESP32'nin herhangi pinlerine bağlantı yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey hangi bağlantı yaptıysanız onların numaraları buraya yazmak. ENA'nın benim için anlamı ne arkadaşlar bu birinci motorun PWM'i. Ben öyle yazdım o yüzden. N1 PWM şeklinde yazdım. ENA şeklinde yazmadım. Benim için öyle daha anlaşılır değil. Bu şekilde daha anlaşılır. ENA dediğimiz yer birinci motorun en 1 dediğim birinci motor. Birinci motorun PWM yani birinci motorun hızını ayarlayacağımız yer. İndir neymiş arkadaşlar? Birinci motorun ileri gitmesini sağlayan ucu. In2 neymiş? Birinci motorumuzun geri gitmesini sağlayan ucu. In3 neymiş arkadaşlar? İkinci motorumuzun ileri gitmesini sağlayan ucu. In4 neymiş? İkinci motorumuzun geri gitmesini sağlayan ucu. ENB neymiş? İkinci motorumuzun hızını ayarladığımız yermiş arkadaşlar. Peki İleri geri nasıl gidecek? Onu da hemen program açmışken anlatalım ve böylece kafamızda yer etmiş olsun. Burada başka şöyle aşağı doğru gidersek led'lerimiz var projeler arkadaşlar. Kırmızı ve mavi led'lerimiz var. Dikkat ederseniz arabamızın tepesinde şöyle şeyler vardı. Arabamızı bulabilirsek eğer. Evet şöyle. Arabamızın tepesinde şu şekilde iki tane lamba vardı. Siz de eğer isterseniz buna benzer bir lamba yapabilirsiniz. Bunun içerisinde led'ler var. Ve böylece programda onları kontrol ediyoruz. Onları da nereye bağlamışız? ESP'nin 12 ve 13 numaralı uçlarına bağlamışız. Siz de herhangi bir yere bağlayabilirsiniz. Yeşil led ve kırmızı led şeklinde isim verdim bunlara. Devam ediyoruz. Bu şu kısım arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Bunu zaten otomatik yazacaksınız. Eğer Bluetooth bağlantısı yapacaksanız bir kütüphane kullanıyorsunuz. Biz hangi kütüphane kullanıyoruz? Bluetooth Serial hash kütüphanesini kullanıyoruz. Kütüphane kullanıyorsanız size komutları da verecektir ve bunlar hazır yazmanız gerekecektir. Örneklere baktığınız zaman bunları anlayacaksınız zaten. Yani şu kısmı acaba ne iş yapıyor diye düşünmenize gerek yok. Bu kısmı yazacaksınız arkadaşlar. Bu kısmı bağlantı olurken bir hata olursa size hata mesajı verilmesini sağlıyor. Ve şunu da yazmanız gerekiyor. Esas burada Bluetooth Serial diye Serial BT isimli bir nesne oluşturmuş oluyoruz. Bizim nesnemiz şu arkadaşlar. Bu kütüphane sayesinde bu nesneyi oluşturmuş oluyoruz. Nesne nedir diye sorarsanız o uzun bir konu. Oralara girmeyelim. Sadece teknik terim olarak ismini söylemiş olayım arkadaşlar. Sonra bakın ben hız diye bir değişken tanımladım. Hızımız 150 olsun dedim. Bu hızımız en fazla 255 olabilir. Ben hızlı gitmesini istemediğim için 150 olarak tanımladım. Çok düşük yaparsanız belki motorlara yeter güç gitmediği için hareket edemeyecektir. Çok yüksek yaparsanız da hızlı gidecektir. Dediğim gibi en fazla 255 yapabilirsiniz. Bu hızı siz kendiniz istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Veya değişken bir şekilde de yapabilirsiniz. Incomic Char diye bir tane tabi İngilizce olarak yazdım ama önemsiz. Gelen karakter diye de tanımlayabilirsiniz. Türkçe olmasın yeter ki. Bir değişken daha tanımladım. Bunun amacım burada da amacım arkadaşlar gelen verileri, programın gönderdiği verileri almak arkadaşlar. Biliyorsunuz elimizde bir aplikasyon var. Bu aplikasyon bu robotlara bazı veriler gönderecek. Yani mesela hangi verileri gönderecek? Sorular doğru mu, yanlış mı? Doğru yol verisini, yanlış verisini gönderecek ve böylece motorum şeyin robotun ben ileri veya geri hareket ettireceğim. Şimdi gelelim şuraya. Bakın komutları defalarca yazmamak için fonksiyon halinde yazdım. ileri git fonksiyonu yazdım. Adından anlaşılıyor. Demek ki bu ileri gitmesini sağlıyor. İleri gitmesi ne olması gerekiyormuş? Bunu zaten bunu anlatmak için buraya gelmiştim. İleri gitmesi için bakın ilerinin 1 olması gerekiyor. Gerinin 0 olması gerekiyor. Pi ve M'de herhangi bir hız vermemiz gerekiyor. Biz hangi hızı vermiştik? 150'yi vermiştik. Hocam niye buraya 150 yazmadığınızda hız yazdınız derseniz. Şimdi eğer buraya hepsine 150 yazsam, buraya 150 yazsam, buraya 150 yazsam, buraya hepsine 150 yazsam. Canım 150 değil de 200 yapmak ister. O zaman tek tek değiştirmem gerek. Halbuki bu şekilde yazdığım zaman bakın şu anda 150 idi. Buradan 200 yaptım. Artık bütün hızlar 200 oldu. Burada hız gördüğümüz her yer ne oldu? 200 oldu arkadaşlar. Ben bunu geri alayım. 150'dir. Şu anda tekrar 150'ye döndürmüş oldum. Yani burada ne diyorum? Sağ motor diyeyim ben buna. Sağ motora aslında hangisinin sağ hangisinin sol da belirlemeniz gerekiyor. Burada yazmış mıyım bir yere? Yazmamışım. Tabi takarken size bağlı olan bir şey bu. M1 diye taktığınız yer solda mı sağda mı ona da bakmanız gerekiyor. M1 diyelim ki e, sol motor veya sağ motor fark etmez. bir motorlardan bir tane olsun. Bu M1 motoru ne olması gerekiyor arkadaşlar? İlerinin 1 olması demek ileri git demek. Geriye 0 yapmanız gerekiyor. İleri 1, geriye 0 yaptığım zaman ne yapıyormuş arkadaşlar? İleri gidiyormuş. Ve pwm'de de bir hız vermemiz gerekiyor. Hızı 0 yaparsanız ne olacaktır? Gitmeyecektir gene de. İkinci motoru ne yapmışım arkadaşlar? Onu da gene ileri olacak şekilde ayarlamışım. Yani her iki motorda ileri gittiği zaman ne olacaktır arkadaşlar? Robotumuz ileri gidecektir. Eğer siz bu M1 bir dediniz ve hala motorunuz ileri gitmiyorsa ne yapmanız lazım? Daha önce de söylediğim gibi bağlantısının yönünü değiştirmeniz lazım. Söküp yeniden ters bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Geri gitmen arkadaşlar. Geri gitme bunun tam tersi. Artık bunu anlayabilirsiniz. İleri 0, geri 1 olacak ve hız vereceksiniz. İleri 0, geri bulacak ve hız vereceksiniz arkadaşlar. Sola dönmek için ne yapmak lazım? Eğer sola dönmek istiyorsanız sağ teker çalışacak, sol teker duracak arkadaşlar. Demek ki burada bizim en birimiz sağ tekermiş. Sağ tekerimizi ileri götürmüşüm. Sol teker duruyor bakın arkadaşlar. Buna sıfır, buna sıfır, buna da sıfır verdiğiniz zaman robotunuz ne yapacaktır? Duracaktır. Veya bunlara bir bir de verebilirsiniz. Bir bir diye verdiğiniz zaman kitlenecektir. Sıfır sıfır verirseniz serbest kalacaktır arkadaşlar. Şu anda döneceği için sıfır sıfır verdik biz arkadaşlar. Sıfır sıfır sıfır. Yani sol tekerlek serbest modda. Sağ tekerlek ise biz hız veriyoruz ve böylece sola dönüyor. Sağ dönmek için ne yapmanız lazım? Tam tersi bu sefer. Sağdaki motoru durdurup soldaki motor çalıştırmanız lazım. Soldaki motorda ileri doğru hareket ettirmenin komutları bunlar arkadaşlar. Durma var bir de arkadaşlar. Durma için ne yapmamız lazım bakın. 1, 1 verirseniz duracaktır. Her ikisine de ileriye de geriye de 1, 1 verirseniz duracaktır. 1, 1, 0 verdik duracaktır. Madem buraya girdik bunları anlattık o zaman programımızı anlatalım. Bu programda işimiz bir daha kalmasın. Setup kısmında bağlantılarımızın hepsini ne olarak ayarladık burada arkadaşlar? Çıkış olarak ayarladık. Bağlanacağımız yerleri. Bu embriyeleri neydi merkezde? Hemen bakalım embriyeleri. Bakalım şuradan. Embriyeleri burası arkadaşlar. 22 numaralı bağlantı arkadaşlar. Eğer olur da bağlantıları değiştirirseniz sadece şu numaraları değiştirmeniz yeterli. Aşağıda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Orası otomatik olarak değişecektir arkadaşlar. Devam edelim programımıza. Setup kısmını geçtik. Bluetooth kısmında arkadaşlar ayarlar için şöyle bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Yazmanız gerekiyor bu komutları yani. Şuraya robotun ismini yazabilirsiniz. Ben buraya robot name demişim. Robot name yukarıda bir değişken olarak tanımladı arkadaşlar. Şu. Ben bu şekilde tanımladım. Yani robot 2 haki isminde bir robot ismi vermişim arkadaşlar. Bu nerede çıkacak gözükecek? Bluetooth'ta bağlantı yaparken bu ismi göreceksiniz. Bluetooth'ta bağlantı yaparken hem MAC adresini göreceksiniz hem de bu ismi göreceksiniz. Bu ismi her robot için ayrı ayrı verirseniz sizin için kolaylık olacaktır. Yani buraya kendiniz tırnak içerisinde bir robot ismi de yazabilirsiniz. Ee, değiştireceğiniz zaman ben yukarıda görmek istediğim böyle değişkenle tanımadım arkadaşlar. Sonra ne yapmışız burada arkadaşlar? Bu kısmı önemli değil. Bu kısmı ben ilk program başladığı zaman ışıklar yansın sönsün diye yapmışım arkadaşlar. 10 defa ledler yanıp sönecek. Böylece ben de neyi anlayacağım? Açtığım zaman bir sıkıntı olmadığını, eğer ledler yanıp sönüyorsa buraya kadar geldiğini, sistemin çalıştığını anlayacağım. Bu kısmı sadece o işe yarıyor arkadaşlar. Başka bir işe yaramıyor. Ledler yanıp söndükten sonra arkadaşlar yeşil ledi hay olarak yani yanık olarak bırakmışım. Ki böylece hani sistem hala çalışıyor onu anlayabileyim diye. Burada size değişik atraksiyonlar yapabilirsiniz. Geldik esas programımıza bakın. Loop diye başlayan yer esas programımızın olduğu kısım. Burada ne demişim arkadaşlar? Bakın loop diye başladığım yerin başlangıcı şurası. Nerede bitiyor bu? Burada bitiyor. Bakın işaretle gösteriyor. Gördünüz mü? Zaten her şeyin bu loop'un içinde olması gerekiyor. Peki loop'un içerisinde bir de ne var arkadaşlar? Bakın ben her şeyi ne içinde yazmışım? Şunun içinde yazmışım. Gördünüz mü? Şu if serial data available'ın içerisine yazmışım. Bunun başladığı yer burası bakın. Bittiği yer neresi? Şurası. Bakın şunu anlıyor. Görüyor musunuz şu işareti? Bu orası, Burası işaretli olduğu için şurası tıkladım ya buraya. Buraya tıkladım. Bu işaretlendiği için onu da işaretliyor. Yani o ikisi birbiriyle eşdeğer arkadaşlar. Zaten çubuk bakın dümdüz gidiyor yukarıya doğru. Yani bütün her şeyi bu if bloğunun içerisine yazdım. Bu iki süslü parantez içerisinde blok deniyor arkadaşlar. Burada hangi komutu yazdım? Eğer herhangi bir bilgi geliyorsa demek bu. Eğer herhangi bir bilgi geliyorsa, herhangi bir bilgi gelmiyorsa hiçbir şey yapmayacak. Herhangi bir bilgi geliyorsa buranın içine girecek ve istenenler yapacak. Burada ne yapıyor arkadaşlar? Gelen bilgiyi okuyor bakın. Read okumak demek. Serial BT'den gelen bilgi yani programın, aplikasyonun buna göndermiş olduğu bilgiyi karakter gönderiyor arkadaşlar buna gönderdiği karakteri oku. Okuduk arkadaşlar. Okuduktan sonra bu karaktere göre işler yapacağız. Aslında program çok basit. Eğer dedik gelen karakter D ise, eğer dedik gelen karakter D ise, D ne zaman gönderecek programdan? Her doğru cevapta D karakteri gönderecek. Her doğru cevapta D karakteri gönderince robot ne yapacak arkadaşlar? İleri gidecek. Bu kadar basit. Aynı zamanda ben ne yapmışım? Bir de led yakmışım. İleri gidecek ve led yakacak. İleri, ne kadar ileri gidecek? 100 milisaniyelere gidecek. Bu süreyi değiştirirseniz daha da ileri gider arkadaşlar. Bu süreyi değiştirerek hızı değiştirmiş gibi düşünebilirsiniz sanki. Bu süreyi daha uzun yaparsanız daha fazla ileri gidecektir arkadaşlar. Bu süreyi değiştirebilirsiniz. Yani 100 milisaniye ileri gidecek ve ne olacak sonra? Duracak. Hocam bunlar ne? Bunlar da dediler söndürmeye yarayan komutlar. Yani esas bizim komutumuz şu. İleri git, bekle, dur. Esas komutlarımız. İleri git, bekle ve dur arkadaşlar. D karakteri gelince ileri gidecek. W karakteri gelince arkadaşlar ne demek? 4 yanlış demek. Her yanlışla bizim robotumuz geri gitmiyor. 4 yanlış üst üste verirseniz geri gidiyor. 4 yanlış üst üste verirseniz aplikasyon buraya V komutunu kullanıyor. Yani W komutunu gönderecek. Hocam niye D gönderiyor? Niye W gönderiyor? Biz aplikasyonda biz bu şekilde ayarladığımız için. Siz aplikasyonda bunları ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Kendinize ait bir aplikasyon yapabilirsiniz. O zaman o kendinize ait yaptığınız zaman farklı burada karakterler kullanabiliriz. Ama eğer benim yazdığım Robogo adlı aplikasyonu kullanacaksanız Robogo adlı aplikasyon D karakterini gönderecektir. O yüzden sizin de bunu muhakkak D yapmanız buraya gerekir. Dedik 4 yanlış yapınca geri gidecek. Bakın ne dedik? Geri git. Ne kadar süre geri git? 100 milisaniye ve dur. N karakter arkadaşlar ve M karakteri onu daha sonra anlatalım isterseniz. Önce programda göstermemiz lazım. Eğer robot biraz saparsa sağa ve sola gitmeyi sağlayan işlemlerin yapılmasını sağlıyor. Y karakteri arkadaşlar her yanlış cevap geldiğinde olduğunu biz anlıyoruz. Y her yanlış cevap geldiğinde motor ileri veya geri gitmeyecek robot ama LED'in yanmasını sağlayacak burada. Eğer yanlış verdiyse cevaba yanlış olan LED, kırmızı LED yansın ki biz de yanlış cevap verdiğini anlayabilelim diye böyle bir uygulama yaptık. B karakteri arkadaşlar geldiği zaman bu bitti anlamına geliyor. Onu gene uygulama üzerinde göreceğiz. Uygulamayı bitirdiği zaman yine ledleri değişik şekilde yakarak yarışın son erdiğini bize ne yapacak gösterecek. Onun haricinde başka bir tane daha uygulamamız içerisinde ikinci bu uygulamamız da var. Onda da L, R, I, G karakterlerini göndererek sola, sağa, ileri ve geri ve dur işlemlerinin yapılmasını sağlıyor. Yani aynı zamanda oklar ile robotumuzu yarışma olmadan ileri, geri, sağa, sola götürerek eğlenceli bir şekilde ne yapabiliyoruz kullanabiliyoruz programımızın hepsi aslında bu kadar. Evet robotumuzdan biraz daha şöyle bahsedelim. Bakın motorları bu şekilde yerleştirdim. Tabii motorla yerleştirdikten sonra ne yapmanız gerekiyor? Silikonla ben bunları buraya yerleştirdim. Silikonlayarak tutturabilirsiniz. Silikon kuruduktan sonra arkadaşlar gayet güzel tutacaktır. Eğer kaliteli bir silikon makinesi kullanıyorsanız silikonların tutması biraz zaman alacaktır. Çok ısı verdiği için. O yüzden biraz bekleyerek bu işi yapmanız gerekiyor. Dediğim gördüğünüz gibi bakın ben kendime ait teker aldım. Tabii buraya girecek şekilde almanız lazım şeyini şu içerisindeki parçayı da ona göre almanız gerekiyor. Gerçi benim aldığım tekerde farklı farklı parçalarla farklı yerlere Biliyor Dediğim gibi benim aldığım bu teker 5 milimetrelik bir teker arkadaşlar. Motorları bu şekilde sağlı sollu buraya taktım. Bakın motorların uçları bunlar. Sonra bunun, ne, bu neydi arkadaşlar? Motor sürücümüz. Motor sürücümüzü gene silikonla buraya silikonladım. Uçlarını çıkardım bakın motor sürücüden. Uçlar çıkardım. Jumper kablolar kullandım. Her iki tarafta dişi olan jumper kablolar kullanabilirsiniz. Burada 6 tane Jumper kablo var arkadaşlar. Şuraya ne bağlantısı yapacağız arkadaşlar? Ee, güç bağlantısı yapacağız. Buralara da motorlara bağlayacağız. Yani şu iki tane yeri buraya bağlayacağız. Şu ikisini de buraya bağlayacağız. Bakalım öyle bağlantıları görebiliyor muyuz? Bu da buradan görülmüş hali. Yandan görülmüş hali. Yukarıdan tekrardan çekmişiz. Devam edelim. Bakalım ne var? Evet onları çekmemişiz zannedersem. Evet hepsini çekmemişiz. Ee, bu az önce şekilde göstermiş olduğum bağlantıları yapmamız gerekiyor. Buraya bir pil koyacağız. Buraya ESP32 koyacağız. Ve gerekli olan bağlantıları yapacağız. Ve hatta ben buna bir anahtar da koydum. Açıp kapama kolay olsun diye. Tabi eğer lipopil kullanacaksanız dikkat edin. Lipopilin artı ve eksilerinin hiçbir zaman birbirine değdirmemeniz gerekiyor. Patlayabilir. Lipopili kullanırken dikkatli olmanız gerekiyor. Çok fazla şarj etmemeniz gerekiyor ve 3.3 voltun altına düştüğü zaman da kullanmamanız gerekiyor. Tekrar şarj etmeniz gerekiyor uzun ömürlü olması için. Evet, diğer bir seçenek de eğer isterseniz Enbot denilen bir ürün var arkadaşlar. Bu ürünü alıp bu alüminyum kasa sağlam bir kasa olan bir ürün arkadaşlar. Plastik değil. Bunun üzerine de gene kendi robotunuzu ne yapabilirsiniz? Kurabilirsiniz. Bakın ben aldığım zaman şöyle bir tasarım yaptım. Tasarım istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Motor sürücümüz burada arkadaşlar. Bakın kablolarla bağlantıları böyle yaptım. Şöyle bir tane küçük bir breadboard aldım. Breadboard'u ikiye bölüp e, SRP'nin bacaklarına taktım ve breadboard'u buraya yapıştırdım. bu kırmızıyla arkadaşlar ne sağlanıyor? Beslemesi sağlanıyor arkadaşlar. Arkasını çevirdiğimiz zaman bakın üstten görünümde bu şekilde iki tane led de le bağlamışım aynı zamanda. Şu kablolar aşağıda gidiyor. Tabi buradan tam anlaşılmıyor ama arkadaşlar bakın şu kırmızısı ESP'yi beslemek için olan uç. Ortadaki GND, gene GND'ye gidiyor. Alttaki ise aşağıya giden bir uç arkadaşlar. Ona da pilden besleme alacağız. Bakın burada alt tarafı. Bu alt tarafına bakın böyle iki tane sarı motoru bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Bunun tekerleri biraz daha büyük oluyor arkadaşlar. Buraya bir tane pil yerleştirdim. Tabi burada bir anahtar görmüyorsunuz şu anda. Şurada bakın şurada uçlar boşta. Bu uçta olan uçları pile bağladığınız zaman şuradaki pile ucuna bağladığınız zaman ne yapacaktır? Çalışacaktır. Bakın pilin yalnız iki tane ucu var arkadaşlar. Bir tanesi şarj ucu. Bir tanesi de artı eksi verilen uç. Şarj ucuyla pili şarj ediyorsunuz. Artı eksi ucuyla da enerji vermenizi sağlıyor. Evet gelelim yaptığımız uygulamaya. Aslında bu projenin önemli parçalarından bir tanesi de bu uygulama. Eğer robot arabalarınız elinizde varsa bu uygulamayı direkt olarak Google Play'den Google Play'den indirebilirsiniz. İsmi Robogo arkadaşlar. Robogo aslında adında programı bulup indirirseniz eğer bakın buraya tıklayalım. Programımız bu. Bunu bulup indirirseniz ee, direkt olarak kullanabilirsiniz. Yani sizin herhangi bir programı yapmanıza gerek yok. Ama yok ben kendime ait başka işler yapmak istiyorum. Bu programı geliştirmek istiyorum diyorsanız bu robot kodlarını nasıl yaptığıma dair, App Inventor'da nasıl yaptığıma dair başka bir videom da var. Aşağıda linkini bulabilirsiniz. Oradan da kodları öğrenerek kendinize ait bir uygulama geliştirebilirsiniz. Yani bu projemizin bütün her şeyini size açık olarak veriyoruz. Yeter ki siz bu projeyle kendinizi biraz daha geliştirin arkadaşlar. Şimdi programımızı biraz gösterecek olursak screen shotlarından size göstereceğim. Ekran görüntülerinden size göstereceğim arkadaşlar. Şuraya gelelim. Tıklayalım. Bakın program başladığı zaman bu şekilde başlıyor arkadaşlar. Böyle bir ekran sizi karşılıyor. Burada programımızı ne için yaptığımızı anlatıyor. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar şimdi çekmiş olduğum videoya gidiyorsunuz. Yani robot yapım aşamalarını izleyeceğiniz videoya, bu videoya ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman da arkadaşlar arabamızı oklarla kontrol eden bir uygulamaya, ikinci bir uygulamaya gidiyoruz. Çıkışa tıkladığınız zaman programdan çıkıyor. Çıkmazsa LSC ile çıkabilirsiniz. Devama tıkladığınız zaman bakın devam edelim. Devam tıkladığınız zaman böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Burada sizden ne istiyor? Burada söylüyor. Önce eşleştirme işlemi yapmanız gerekiyor. Eşleştirme işlemi arkadaşlar telefonla ilgili, programla ilgili bir işlem değil. Telefonunuzun şöyle bluetooth şu yukarıdan bluetooth ayarlarını açıp yukarıdaki ayarlarını açıp şu ayarlar tuşuna basıp ayarlar tuşuna basıp şuradan bakın bağlantılar kısmına tıklayıp bağlantılara tıklayıp buradan bluetooth'a tıklamanız gerekiyor. Bluetooth'a tıklayıp şu aşağıda arkadaşlar, şu aşağıda hangi ismi verdiyseniz robotu o isimle gözükecektir, gözükecektir. Dikkat ederseniz ismi biz nerede vermiştik? Daha önceden anlatmıştık. İsmi biz ESP32'nin içerisine atacağımız yazılımda vermiştik. Orada hangi ismi yazdıysak burada o isim çıkacaktır. Sonra buna tıklayıp arkadaşlar şöyle eşleştirme isteği istiyor musunuz? Tamama tıklayacaksınız. E, tamama tıkladıktan sonra artık eşleşen cihazlar arasına ne yapacak? Gelecek. Dediğim gibi bu telefonunuzla ilgili bir işlem. Yani uygulama ile ilgili bir işlem değil. Ama öncelikle bu uygulama, bu işlemi yapmanız gerekiyor. Eğer bu işlemi yapmazsanız daha fazla bulutla bağlantı yapamazsınız. Daha sonra ikinci kısımda arkadaşlar eğer o işlemi yaptıysanız ileri diye geçtiyseniz yani şurada biraz daha geri gelelim. Şuradan arkadaşlar ileri tuşuna tıkladığınız zaman bu işlemleri yapıp tabii bu işlemleri yapıp ileri tuşuna tıkladığınız zaman şuraya geleceksiniz ikinci bir sayfamıza. Burada da Bluetooth aygıtını seç diyor. Bluetooth aygıtı seç'e tıkladığınız zaman arkadaşlar size daha önceden eşleştirmiş olduğunuz cihazlar gelecek. Bakın biz şurada Robot 1'i ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Robot 1'e tıklayıp biraz bekleyin arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra şu şekilde bağlantı yapıldı yazısını göreceksiniz. Ve sizin bağlantı yapmış olduğunuz Bluetooth cihazının MAC beraber yazısını bu şekilde burada ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Bunları görüyorsanız Bluetooth bağlantısı yapılmış demektir. İleri tuşuna tıkladığınız zaman bu sefer arkadaşlar bir isim gireceğiniz bir yere gelecek. İsim neden sizden is neden isim istiyoruz? Çünkü bu program aynı zamanda bir puanlama sistemine tutuyor. Sizin puanınız oluyor ve puanınız ile birlikte kaçıncı sırada olduğunuz, kaç kişi arasından kaçıncı olduğunuzu orada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun robotların yarışmasıyla direkt olarak ilgisi yok. Bu ayrı bir puanlama sistemi. Buraya isminizi girip ileri deyip devam edebilirsiniz. İsminizi girdikten sonra tamam basarsanız eğer alttaki tuşlarda ne yapacaktır? Kapanacaktır. Evet burada mesela ben ismimi girdim. Diyelim ki tamama bastım. Tamama bastım. Alttaki tuşlar kapandı. Daha sonra ileri dedim. İleri deyince arkadaşlar 3 e, programımızda 3 seviye var. Matematik yarışması gelecek biraz sonra önünüze. Biraz sonra önünüze gelecek olan matematik yarışması için 3 tane seviyemiz var. Tabii ki seviye 3 zor olan seviye. Seviye 1 kolay olan seviye. Ama seviye 3 zor desek de gene böyle çok da zor sorular değil. Bu seviyeyi, herhangi bir seviyeyi seçtikten sonra ileri tuşuna basıyoruz. Burada arkadaşlar size gelecek olan sorularla ilgili bazı açıklamalar söylenmiş. Açıklamalarda ne diyor? 2.5 gördüğün zaman bu 2,5 demektir diyor yani. Noktayı gördüğün zaman çarpı olarak düşünmeyin arkadaşlar. E, virgül kullanmamamızın bir nedeni var. Onu daha sonra program, app, anlatırken anlatırız. Kesili sayılar bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Tabii bunları niye böyle açıklıyoruz? Aslında güzel bir resim halinde soruları sorabiliriz ama resim halinde sorular sorduğumuz zaman çok yer kaplıyor. O yüzden biz yazı halinde soruları sormak istediğimiz için, çok az yer kaplamasını istediğimiz için bu şekilde açıklamalar yapıyoruz. Şu 10 üzeri 2 bu demek arkadaşlar, bu 10 üzeri 2 demek arkadaşlar. Dördün karesi de bu şekilde gösteriliyor. Bunları okuduktan sonra veya okumadan da ileri diyebilirsiniz. Her seferinde okumanız gerekmiyor. Şimdi bakın buradayken arkadaşlar eğer şu aşağıda veri hazır yazısı çıkıyorsa arkadaşlar, Hani az önce seçmiştik ya, üç tane seçeneğimiz vardı. Şöyle elinden gösterelim. Seviye 1, seviye 2, seviye 3. Hangisini seçerseniz ona uygun sorular gelecekti. Bu sorular arkadaşlar internetten çekiyor. Eğer internet yani programımızın çalışması için, soruların gelebilmesi için internete bağlı olmanız gerekiyor. Eğer internetiniz zayıfsa bu sorular geç gelecektir arkadaşlar. Geç dediğim gibi sorular tekst olduğu için çok da geç gelmez. Burada veri hazır diyorsa artık verilen hazır demektir ve böyle bir ekran görüyorsanız, yani burayı aktif olarak görüyorsanız başla yazısını gene verileriniz gelmiş, hazır demektir. Eğer bunu aktif olarak görmüyorsanız arkadaşlar, daha verileriniz gelmemiş demektir. Biraz beklerseniz verileriniz gelecektir. Şimdi bu program her iki yarışmada çalıştıracak, buraya kadar gelecek. Sonra buraya kadar geldiği zaman hakemimiz ne diyecek? Başla deyince her ikisi birbirinden başla komutuna ne yapacaklar? Basacaklar. Başla komutuna bastıkları zaman yarışmacıların önüne sırayla sorular gelecek. Bu sorular arkadaşlar şunu söyleyelim sabit sırayla aynı, hep aynı sorular gelmiyor her seferinde farklı sorular karıştırılarak geliyor. Şıklar da gene hep aynı şekilde gelmiyor. Şıklar da her seferinde ne yapılıyor Karıştırılıyor. Yani bu soruyu 3 çarpı 0.5 eşittir sorusunu nedir sorusunu her zaman bu şıklarla görmeyeceksiniz. 3 buçuk burada olabilir, 5 burada olabilir, 3 burada olabilir. Yani şıkların yerleri de ne yapabilir değişebilir. Ama renkler genelde aynı genelde değil yani renklerimiz aynı. Burada bir bitir bitir tuşumuz var arkadaşlar. Eğer robotumuz bit finish çizgisine ulaşmışsa bitir tuşuna basacağız ve tamam tuşuna basacağız ve programımızı bitireceğiz. Az önce hani programda daha sonra açıklayacağım dediğim kısım burada arkadaşlar. Sola git, sağa gitti iki tane tuşumuz var. Robotumuz giderken yani olur değişik fiziksel imkanlardan olur. Robotun motorlarının gücünün farklı gitmesine olur. Robotumuz biraz sağa ve sola kayabilir. Eğer öyle bir durum varsa yarışma esnasında istediğiniz herhangi bir anda sağa gite bastığınız zaman robot sağa doğru gidecektir sola gite bastığınız zaman sola doğru gidecektir. Bunu ne için kullanacaksınız? Robotunuzu yönünü düzeltmek için. yönünüz çünkü robotumuzun düz gitmesini istiyoruz. Ara sıra yani robotunuza da bakmanız gerekiyor. Bir masa üzerinde yarışıyorsanız mesela robotunuzun yere düşmemesi için de bakmanız gerekiyor. Ve böylece sağa git sola git tuşlarıyla soruları cevaplarken aynı zamanda bunlara basarak robotunuza yön verebilirsiniz. Doğru cevap veya yanlış cevap verdiğinizde bu durum kısmında ne yapacaktır? Bakalım daha sonra var mı Evet var mesela burada. Bakın burada yanlış cevap vermişsiniz birinci soruya. Birinci soruya yanlış cevap verdiğiniz için burada ne yazıyor? Yanlış yazıyor. Burada bir süremiz var arkadaşlar. Süremiz 15 saniye size süre veriyor. Bu 15 saniye içerisinde sorulara cevap vermeniz gerekiyor. Eğer 15 saniyede soruya cevap veremezseniz süre bittiğinde süre bittiği için yanlış diyecektir. Doğru olduğu zaman da doğru diyecektir. Burada olduğu gibi arkadaşlar. Bakın süre bitti yanlış bu şekilde. Eğer bekler, hiçbir şık işaretlemezseniz hemen diğer soruya geçecektir. Arkadaşlar sorularda bekleme yok, sorulara geri dönme yok, sıkı değiştirme yok. Bir şey işaretlediğiniz zaman artık onu işaretlemiş olursunuz. Burada çabukluk önemli arkadaşlar. Sorulara en hızlı bir şekilde cevap verebilmek önemli. Ve en sonunda arkadaşlar bitir dediğimiz zaman böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Ekranda ne yazıyor arkadaşlar? 7 sorudan 5 tanesini bildiniz. Yani %71 bilmişsiniz. Tabi ben burada 7 soruda bitirmişim ama örnek olsun diye. Sizin yarışmanızın uzunluğuna bağlı olarak, pistin uzunluğuna bağlı olarak belki 20 soruda bitecek, belki 30 soruda, belki 10 soruda bitecek. Burada bakın görmüş olduğunuz gibi bir de puanınız ortaya çıkıyor. Herhangi bir puan alıyorsunuz. Bir puanlama sistemi var. Puanlama sistemini size daha sonra anlatırız ne olduğu ile ilgili. Burada güzel olan kısım arkadaşlar verdiğiniz soruların doğrularını ve yanlışlarını görebiliyorsunuz. Mesela ne diyor? Soru ne olabilir? Yanlış cevap vermişsiniz diyor. Sonun kendisi 3 çarpı 0.5 eşittir nedir sorusunu sormuşuz. Siz 1.5 demişsiniz. Pardon cevap 1.5'muş. Ama siz ne demişsiniz? 3.5 demişsiniz. Bundan dolayı arkadaşlar eksi 5 ceza puanı almışsınız. Puanınız eksi 5 olmuş. Yani her yanlış cevapta eksi 5 ceza puanı alındığını buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Doğru cevap verdiğiniz zaman ise bakın ne oluyor? 2 çarpı 0.7'yi sormuşuz. Cevap 1.4'müş. Sen yani de siz de 1.4 demişsiniz arkadaşlar. <laughs> Doğru cevap verince 9 puan almışsınız. Çünkü şundan dolayı 9 puan almışsınız. Her soru 15 saniye arkadaşlar. 9 puan aldığınıza göre 9 saniye kala cevap vermişsiniz. Yani erken cevap verseydiniz, mesela 12 saniye kala daha erken cevap verseydiniz daha fazla puan alacaksınız. Biraz daha beklerseniz eğer cevap vermede daha az puan alacaksınız. Yani bu süreden artan kalan zaman. 15 saniyeden kalan zamanı puan olarak ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz. Burada sıralamayı göre tıkladığınız zaman arkadaşlar şöyle bir ekran gelecek. Sıralamayı göre tıkladığınız zaman gidelim oraya tekrar. Böyle bir ekran gelecek. Burada da işte bütün yarışmacılar şimdiye kadar bu uygulamayı kullanmış olan yarışmacılar arasından kaçıncı olduğunuzu burada görüyorsunuz. Burada N.C. adında bir kullanıcı 232 puanla birinci sırada işte Murat ikinci sırada Ayşenur üçüncü sırada Mustafa dördüncü sırada Emre beşinci sırada ve sizin kaçıncı sırada olduğunuzu burada yazıyor. 86 kişi şimdiye kadar bu yarışmaya katılmış. 39 puanla siz 45. sıradasınız diye size ne yapıyor, söylüyor. Testi tekrar et tekrar yarışmaya dönecektir. Verileri kaydet dediğinizde eğer telefonunuz izin veriyorsa, Download klasörün içerisine hani şu şeyleri kaydedecektir, şu soru ve cevapları yani şu kısmı size ne yapacaktır kaydedecektir. Ve bunları kaydederek belki daha sonra ileride bakmak isteyebilirsiniz. Amacımız zaten eğitim olduğu için. Buraya bakarak aa ben bunu doğru yapmışım, yanlış yapmışım diyerek hatalarınızı görebilir düzeltebilirsiniz. Ama bu kısım çalışmayabilir çünkü bu kısım çalışması için öncelikle ayarlar kısmından verilerin kaydedilmesine dair izinlerin verilmesi gerekiyor. O izinleri vermişseniz veri kaydet tuşu da ne yapacaktır? Çalışacaktır arkadaşlar.